Sarımı veriyor musun, vermiyor musun ha? Yapma bunu ya. Yapma be İnce Mehmet'im. İri kemikliyim benim. Ya niye parası verecekmişim ben ya? Sınavı kaynat dediniz, kaynattım. Sınavı kaynattın ama öbür ders sınavı yaptık. Evet. Hayır bir şey değil, bir de 40 dakika ayakta bekledik. Eve gider gitmez yorgunluktan uyumuşum. Hayır din sınavına da çalışamadık. Ben de istiyorum paramı. Ya abi hangimiz istemiyoruz ki ya? Ya bakın gelin bir anlaşma yapalım. Ne anlaşması? Şimdi İnce Mehmet'im sen din sınavına çalıştın mı abi? Hayır. Peki siz çalıştınız mı? Yok. İşte bakın size bir kıyak yapayım. Bu dersi yani din sınavına kaynatayım. Nasıl kaynatacakmışsın ha? Ha? Şimdi de Ebu Cavcav Hazretleri için mi saygı duruşunda bulunacağız? Cavcav kardeşim o bir kazaydı. Siz fit olup olmadığınızı söyleyin. Kararımızı açıklıyoruz. Fitiz. Kardeşlerim çok temiz iş olacak. Bu sınav için ezberlediniz. Tüm duaları bana edeceksiniz. Kalkın üstünden ya. Kalksana lan. Kalkayım mı? Kalk. Flaş flaş flaş. Hidayet Hoca geliyor. Az sonra. Arkadaşlar hepiniz beni takip edeceksiniz. Okey mi? Tamam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Oturun buyurun. Çıkarın bakalım kağıtları yazılı yapacağım. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Söyle bakayım. Çok korkuyoruz hocam biz. Korkuyor musunuz? İmtihana çalışmazsanız tabii ki korkarsınız. Ama korkunun ecele faydası yok. Derslerinizi adam gibi dinleyip imtihanınıza çalışsaydınız korkmazsınız. Yok hocam ondan değil yatırdan korkuyoruz biz. Yatır mı? İnna sabiri ne yatır ya? Hocam bizim sınıfın altında yatır varmış. Marco Paşa'nın yatırı. Ne diyorsun sen evlat? Bizim sınıfın altında başka bir sınıf var. Yok hocam. Onun da altında. Yani bizim hizamızda. Biz de arkadaşlarla yeni öğrendik. Çok korkuyoruz hocam. Değil mi arkadaşlar? Evet hocam çok korkuyoruz. Cevapları yazın içinizde. Hocam korkudan dizlerimiz tir tir titriyor. Dizleriniz mi titriyor? Evet hocam çok korkuyoruz. Demek dinimizde hurafelere yer olmadığını bile bilmiyorsunuz. Görürsünüz bakalım şimdi dizleriniz nasıl titriyecek. Madem dizleriniz titriyor o zaman sınıftan dışarı çıkalım. Buyurun. Aferin lan ben yaptım sana. Öldüreceğim oğlum seni, öldüreceğim. Senin üstüne oturacağım. Bayılınca şuraya dikeceğim seni. Ondan sonra don orada, öl. Bunu yapmazsam yazıklar olsun bana. Abi ne alakası var ya? Bana niye kızıyorsunuz ki? Siz dediniz dersi kaynatın diye. Hadi bakalım kesin sessiz de doldurun kağıtları. Artık korkmuyorsunuz değil mi yatırdan batırdan? Sonunda hurafelere inanmamayı öğrendiniz. Hocam ben zaten hurafelere inanmıyordum ki. Arkadaşlar istedi onlara duygularına vesile oldum. Ne diyor bu be? Hadi bakalım hadi devam. Bakalım.